Merhaba arkadaşlar, kripto coin çarşısına, kanalımıza, canlı yayınımıza hoş geldiniz güzel kardeşlerim. Evet, bir canlı yayında tekrar sizlerle birlikteyiz güzel kardeşlerim. Yeni gelen kardeşlerimize gerçi dün e, hepinizin bayramınızı kutlamıştık. Bugün tekrarını söyleyelim arkadaşlar. Yeni gelen kardeşlerimiz de var. Güzel kardeşlerim, hepinizin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, piyasamız birkaç gündür bir geri çekilme yaşadı Tabii ki yükselişler için geri çekilmelerin şart olduğundan bahsetmiştik. 27 bin dolar seviyelerine kadar gerileyen Bitcoin an itibariyle tekrar geri dönüş sinyali vermeye çalışıyor başarabilecek mi? Ee, eğer başarırsa Eğer 29'lara doğru bir hareket gelir Bu gecede buralarda bir e, kapanış yaparsak arkadaşlar hatta haftalık kapanış yarın akşam Yarın akşam haftalık kapanışı buralarda gerçekleştirirse bitcoin'i tutana aşk olsun derim ben. Tabii ki burada anlattıklarım ya da anlatacaklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Sadece kendi görüşlerimi sizlerle paylaşıyorum. Şimdi çoğu kardeşlerimiz yorumlarda ee, ya hoca dediniz dün hatta bitcoin yani piyasa çakılıyor sen ok çekiyorsun. Oklar hedefine gelmeyeyim mi güzel kardeşim? Ne oldu yola hedefe doğru çıkmadı mı bugün oklar? Formasyonlar ne diyorsa biz onları yapıyoruz arkadaşlar. Düşsün. Düşüşler tabii ki olacaktır. Sizler güzel kardeşim birer yatırımcı olduğunuzu unutmayacaksınız. Kumar oynamıyoruz burada. Bazı kardeşlerimiz bir anda zengin olmanın peşinde. Yok böyle bir dünya ya. Varsa hep beraber bize de haber verin de sizinle birlikte ben de geleyim. Evet güzel kardeşlerim ben de geleyim. Niye nedir bu panikler? İki gündür yaptığınız panik gelen yorumlar, gelen efendim tweetler, gelen işte mailler. Hestedirttirdi ya. Biz burada varıyoruz bas bas bağırıyoruz. Güzel kardeşlerim sabrı olan bu piyasaya girsin. Sabrı olan bu piyasaya girecek ya. Her beş dakika bir efendim işte bu telefona bakıyorum ya işte bu aşağı geliyor bu ne yapıyor işte bu kırmızıya devam ediyor yeşile dönmüyor yani bu şekilde olmuyor arkadaşlar. Senin sabrın yoksa sen uzak duracaksın. Ekrandan telefonundan uzak duracaksın. Yatırımcı böyle yatır ya hasta olursunuz hasta arkadaşlar psikolojiniz bozulur. Şimdi içinizde çok rahat olanlar da var. Bu şekilde geri çekilmeleri bekleyenler de vardı içinizde. Evet ben alttan toplayayım diye bekleyenler çok oldu arkadaşlar. Yatırımcı. Yatırımcı geri çekilmeleri fırsata. Yani her zaman diyorum. Herkesin kaçtığı yerde sen masada kalabiliyor musun? E güzel kardeşim. Herkesin kaçtığı yerde sen masayı terk etmiyor ve oraya dahil olabiliyorsan yatırımcısın. Efendim put salınıyor piyasaya, korku salınıyor. Bitcoin aç gözlü endeksine bir bakın ellilerde seyrediyor. Ee, o zaman ne demek bu? Yarım yarım demek. Yarısı düşecek yönde teyit ediyor, yarısı yükselecek yönde. E sen yarı kaçanın peşine mi gidersin yoksa diğer yarının peşine mi gidersin? Olur olmaz kanalları izlemeyin kardeşim size panik yaptırıyorsa izlemeyin ama size iyi geliyorsa izleyin. Bakınız tekrar ediyorum elinizde avucunuzda ne varsa kaptırırsınız güzel kardeşlerim. Ne ya, ya hocam biz elimizdekileri başkasına vermiyoruz ki. E, Vermeyeceğim tabii ki Ver, verirsen olur mu? Aptal mısın sen değilsin e, niye vereyim elindekini? Ama sadece öyle kayıp olmuyor ki. Efendim A'dan B'ye, B'den C'ye, C'den D'ye, D'den E'ye her türlü koyunları deniyorsun. Biri yeşile döndü mü bu çıkacak diyorsun atlıyorsun ona. Seninki kırmızı Bu sefer o kırmızıya dönüyor öbürü yeşile atla ona. Atla babam atla, atla babam atla. İki gün sonra bakıyorsun ki senin paran pul olmuş. E hocam battık. Batarsın tabii güzel kardeşim. Ne dedik? Hareket halinde olan bir trenden ne inilir ne de binilir güzel kardeşler. Evet. Binmeyin de inmeyin de. Ne yapalım? Otur. Yaslan be arkana ya. Arkana yaslan be ya. Söyle kahveni iç kahveni. Bak film bak. Ben bak çay içiyorum. Evet. Ha inmeyenler oldu. Ya onlar ya ne yapacaklar arkadaşlar? Piyasada Piyasadaki borsalara para mı kazandırsın adam oradan oraya koşsun da? Zaten borsalar ağzını açmış bekliyor. A borsası, B borsası, C borsası. Sen işlem yapacaksın ki vatandaş para kazanacak. Sen oradan oraya koşacaksın ki vatandaş senden işlem parası alacak. Onlar babasının hayrını açmadı o platformları. E o zaman oturduğun yerde oturamıyorsan Kendine panik yapıyorsan arkadaşlar. Finansal okur yazarlığı olan insanlarla kardeşlerinizle ya da abileriniz, amcalarınızla, komşunuzla yola devam edin. Velev ki finansal okur yazarlığınız yoksa arkadaşlar. Yapacağınız işi bir bilenle yola çıkın. Bile, bilene danışın. Yani bize ulaşmak istediğinizde zaten maillerimiz var aşağıda. Bütün maillerimiz hemen hemen mevcut. Bulamayanlar, bulamadık diyenler oluyor. Hala bunu söyleyenler oluyor. İşte güzel kardeşim. Burada mail adreslerim. Buraya telefon numaranızı bıraktığınızda bizler size zaten dönüyoruz. Er ya da geç mutlaka dönüyoruz. Bir gün sonra olmasa ikinci gün mutlaka dönüyoruz. Gerek portföy danışmanlığı, gerekse coin sepeti yapımı, gerekse mali durumunuz hakkında bilgi sizlerle paylaşıyoruz. Ama Demeyin ki ya hocam benim yüz dolarım var nereye yatırım yapayım? Yok böyle bir şey yok. Bunun için de mail yazmayın arkadaşım Çünkü ona senin ihtiyacın var zaten yüz dolara. Yani onu da yatırıma yaparsan olmaz güzel kardeşim olmaz. Bazı öğrenci kardeşlerimiz çok iyi anlıyorum. Çok çok iyi anlıyorum. Biz o dönemlerden hep geçtik. Ama senin bir cep haşlığın var. Bunu sen yatırım için kullanma güzel kardeşim. Kullanma. Biz yani bunu buralarda defalarca sizlerle bunu paylaştık. Şimdi bazı kardeşlerimiz der ki hocam bazı hangi borsalar güvenlidir? Biz burada size hangi borsanın güvenli, hangi borsanın güvensiz olduğundan bahsedemeyiz arkadaşlar. Çok yüklü parası olanlar ne yapacaktır? Soğuk cüzdanlara geçebilir. İstiyorlarsa. Ama senin tutup da 5 bin doların var. 10 bin, 20 bin doların var. Arkadaşlar. Yani. Endişeye mahal yok derim ben. Oturduğunuz o yerde kalın. Şu anda. Ters giden, ters esen rüzgar yok arkadaşlar. Bakınız. Gökyüzü pırıl pırıl yıldızlandı. Yarın hava pırıl pırıl güneşli. Bitcoin ve at koyunlara yarın güneş doğabilir. Dün ne dedik? Bayramın birinci günü vatandaşı sıktılar, vatandaşı paniklettiler. Bayramın ikinci günü piyasa biraz düzelir ve üçüncü günü de biraz rahatlarız. Dünkü yayında bahsettim. Ama birkaç tane yorum yazanlar, analiz yazanları gördüm. Yorumları pardon analiz dedim. Yorumları üzüldüm yani. Güzel kardeşim tamam herkesin fikrine sahip saygı duyarız. Ama saygı çerçevesinde yorumlar yazılırsa burası canlı yayın makbule geçer yoksa canlı yayında ben engelliyorum arkadaşlar ayıp oluyor ya yani olmuyor tabii ki beş parmağın beşi bir değil ama tabii ki diyoruz ki her doktor her hastaya da iyi gelmez size hangi kanal iyi geliyorsa onu izleyeceksiniz ya kardeşlerim bu arada ufuk parlak kardeşimiz Katıl butonuyla üye oldu. Hocam nice aylarımız olsun inşallah. Eyvallah Q'ye bakar mıyız? Bakarız hocam. Ufuk Parlak yine 5 ee, tane kripto coin çarşısı üyeliği hediye etti. Hay maşallah kardeşime. Çok teşekkürler. Kesenize bereket. Mesut Bal kanalımıza 22 TL bağışta bulundu. Teşekkür ediyoruz. Şimdi güzel kardeşlerim lafı fazla uzatmadan piyasamızın geneline bir bakalım. Bu arada hepiniz tekrar hoş geldiniz. Hepinizin bayramı mübarek olsun. Evet, geçiyoruz. Bugün bizlere neler bekliyor? Şöyle grafik programımızı açalım arkadaşlar. Yayınımıza gelsin. Yayınımıza gelsin. Grafik programımızda neler var? Umarım görüntülerde sıkıntı yoktur. Umarım yayın akışı normaldir arkadaşlar. Her şey yolundadır diye düşünüyorum. Bakalım. Evet, tabii ki kardeşlerimizin isteğine yer vereceğim. Ama öncelikli olarak bugün birkaç tane kardeşim ilk gelenlerden adını okumak istiyorum. Şahin Algan, Muhittin Akan, Mahmut Tabuoğlu, Yusuf Özevin, Can Ilgın, Mahmut Tabuoğlu, evet, İlhan Erdem, Hakan Ergen, Bayram Çelebi, Senayi Özer, Aydın Çolakoğlu, Vatansever, Kemal Şen, Barış Yeni Ocak, Orhan, Erdoğan Kütük, Mine Bozkurt, Lazio Yaşar, Sayın Milletvekili siz de hoş geldiniz. Emre e, Oturakkaya, İbrahim Domurcuk, Süleyman Genç, bakın Yusuf Kılıç, İsmail Nalkıran, Sanem Duman, Zekeriya Çöp, Engin Kalpa, şey Kapla pardon özür, Eyüp Kesebir, İbrahim Alkan, Bekir Akan, Sezai Arıkan, Mustafa Yeni, Yavuz Kara, Ferhat B, Hüseyin Baz, Kadir Aygün, Fikret Yıldırım, Mesut Evcin, Hasan Uğur Yerulu, Arkadaşlar şimdi şöyle düşünmeyin. Yani isimleri okuyor da vakit kaybediyor. Bugün bir saat değil yayın. En az bir buçuk saat canlı yayındayız. Canınızı sıkmayın. Bu belki daha da uzayabilir ama bilmiyorum. O anki yorulma durumumuza bağlı. Çoğu coin'lerin analizi olur. Belki 50 belki 100 coin analizi yapabiliriz duruma göre. Yani sıkıntı yok. Unuttuklarım olursa da yine devamında yazarsınız arkadaşlar. Bu arada Hasan Uğur Yeriul demiştik. Nevzat Şenoler'den hocam siz de hoş geldiniz. Bayram Çelebi. Ee, Ferhat Bey, Eyüp Kese bir söylemiştik yine. Zafer İnce, Berat kardeşim siz de hoş geldiniz. 10. köyden seslenen kardeşim. Seni 9. köyden de kovdular. 10. köyde inşallah uzun süre kalırsın. Hoş geldin. Gökhan, e, pardon. Gökhan Al, Yaşar Bayram, Alper Tunga Güler, Güner, Mesut Bal, e, Erkan Bıçakçı, Beyza Akçiçek kardeşlerim. Sizler de hoş geldiniz. Pınar Ayhan, ...Selim Kaya... ...Mustafa Erdoğan... ...ve sizler de tekrar tekrar... ...hoş geldiniz... ...sefalar getirdiniz. Evet güzel kardeşlerim... ...şimdi... ...her şey yolunda hocam... ...diyenler oluyor... ...batlık diyenler oluyor ama... ...şöyle grafiklerimiz bize neyi gösteriyor? Olumsuz bir haber yok piyasada. Onun için onu paylaşmama gerek yok. Bazı başlıklar var tabii ki... ...efendim... Ee, şu şunun da olmuş bu bunun yok. Ben dedikodu işlerini sevmiyorum. Teyitlenmemiş hiçbir haberi de sizlerle paylaşmıyorum zaten. Şimdi güzel kardeşim. Total 2'ye baktığımızda. Bakınız total 2. Ben bunun saatlik grafiğini açmak istiyorum. Saatlik grafiğini. Nereye kadar çekildi arkadaşlar? 584 milyar dolara kadar çekildik de 650 milyar dolardan. Evet. 650-55 milyar dolar seviyelerine kadar altcoinlere para girişi vardı. Bir anda 584-85'e kadar geriledik. Şimdi neredeyiz? Tekrar 600 milyar dolara çıktık. Bakınız. Bugün yaklaşık 50 milyar dolara yakın, 45 milyar dolara yakın para girişi oldu altcoinlere. Yani vatandaş tekrar masaya döndü. Peki hocam, dominans da yapıyor dominans bir karar aşamasında. Güzel kardeşlerim, çok çok önemlidir dominance. dominans. Dominans Bitcoin'in pazar hakimiyetidir. Bitcoin'in pazar hakimiyeti zayıfladığı sürece hele 46'lara indiği sürece bakınız 48'lerden geri döndük 49'lardan biliyorsunuz. Şu an 47'ler de geri devam eder diye düşünüyorum. Eğer 47'nin altı 46'lara doğru bir momentum sergilerse aşağı yönlü altcoin'ler uçar kardeşim. Ama bitcoin'in yeşilde kalması şartıyla. Altcoin'ler yol bulacaktır kendine. Aslında bitcoin altcoin'lere 32 bin dolardan sonra yol verecekti. Bizim görüşlerimiz, gerçi onu paylaşmadık sizlerle. 32 bin doların üzerinde yol vermeye başlayacaktı. Geçmişlere baktığımızda bu karşımıza çıkıyordu. Ama ora sürpriz olsun dedik. Olmadı. Geri çekilmeler hatta ve hatta bunu bir iki gün önceki yayınlarda söylemedik. Daha önce söyledik. Dedik ki arkadaşlar. Bitcoin 20 bin dolar 21 bin 500 dolar seviyelerini anlattık defalarca. 25'i dener. Geri çekilir düzeltir. 30'u dener. Tekrar 27'lere 25'lere düşer. O videom var. Hatırlayanlar varsa söyleyebilir. Aynısı olmadı bu güzel arkadaşlar? O zaman demiştim bunu da. O zamanlar Bitcoin de yaklaşık 20 bin dolar seviyelerinde miydi? 19 binlerdeydi. O şekildeydi. Aynısı gerçekleşti. E peki bu düzeltme düşüş değil bana göre. Düzeltmedir. Çünkü 25 bin dolara kadar gelen bitcoin hatta grafiğini açalım öyle devam edelim. 25 bin dolarlara kadar gelen bitcoin ne yaptı arkadaşlar? 4 saatlik bazda alırsak 20 bin dolarlara kadar gerilemiş oldu. Peki arkadaşlar 19 Şubat'ta bakınız. 19 Şubat'ta tam 25.188 dolardık. Efendim. 10 Mart'ta da 20.000 dolar. 5.000 dolar oynadık. Değil mi? 5.000 dolar. E peki en son gördüğü 32.000 dolarlardan 31.000 küsürlerden yani. Nereye kadar inattık arkadaşlar? 27.000 dolara. Yine aşağı yukarı 4.500-4.000 ile 5.000 dolar arasında bir düzeltme daha oluştu. E şimdi buradan sonra ne olur hocam? Değil mi? Şimdi buradan sonra ne olur? Bakınız ben niye dün sizlere panik demedim? Rahat olun arkadaşlar dedim. Çünkü altta EMA 50 günlük ortalama var 4 saatlik. Pardon. Evet günlük grafikte. Burası da 27 bin doları işaret eder. Bu 27 bin dolar kırılmadığı sürece Bitcoin'de büyük bir herkesin piyasaya saldığı panik gerçekleşmez arkadaşlar. Bu panik yayanlar daha önceleri de güzel kardeşlerim Bitcoin'in nerelere düşeceğinden bahsettiler sizlere. Ama biz ne dedik yok güzel kardeşlerim dönüş geliyor sıkmayın canınızı bu piyasa dönecek. Döndü mü? Döndü. Otuzları geçtik değil mi? E yine ne oldu? Yine düzeltme. Düzeltme olmadan yükselişler olmaz kardeşim. Sizler bu piyasaya yatırım için girdiniz. Yatırım eşittir risk. Hem aşağı hem yukarı olur. Bu iş piyasada kaybetmek de var, kazanmak da var. Sen bu riske girmiyor musun? Giriyorsun. E küçük geri çekilmeden niye panik yapıyorsun kardeşim? Yapma. Şimdi bazen portföy yönettiğimiz kardeşlerimiz de var. Onlar da panik yapıyor. Sabır diyoruz. Bekle diyoruz. Bekleyecekler arkadaşlar sen yatırımcıysan bekleyeceksin ama sen günübirlik zengin olmanın peşindeysen gideceksin efendim bineceksin uçağa gideceksin gazin olarak kumarını oynayacaksın basacaksın parayı ya geldi geçeceksin kapının dibinde bekleyeceksin geldi mi geldi gelmedi bakacaksın kafanın önüne gideceksin ama bu burada öyle bir şey yok güzel kardeşim burada öyle bir şey yok bura yatırım yeridir bura bir kumar değildir şimdi e ne kadar Bitcoin'i kumar diyenler o zaman efendim hisse senetleri de kumardır ve ben bunu 35 33 pardon 33 senelik bir hisse senedi yatırımcısı olarak sizlere söylüyorum. Onu diyen kumarsa o zaman o da kumardır. Bu yatırımsa o da yatırım değil mi? Yok efendim onun işte şuyu var bunu. Geç bunları kardeşim geç. Ben öyle tahtacılar tanıyorum ki spekülasyonlar da uçuruyor hisseyi. Ne alıyorsun ne de elindekini satabiliyorsun. Ben öylelerini tanıyorum. Kusura bakmayın ya. Kusura bakmayın biraz derleniyor insan ya. Ben hala tamam mı hisse e de yatırıyor. Yani orada da yatırımım var. Ama sizlerle bazı şeyleri paylaşırken bilinçsiz konuşmuyorum ben arkadaşlar. Bilinçsiz konuşmuyorum. Şimdi isteklerinize yer vereceğim. Güzel kardeşlerim sıkıntı yok. Bu akşamki yayını uzatabiliriz duruma göre. Yorulmadan bırakmak yok bu akşam. Evet. Bitcoin'de neyi bekliyoruz hocam? 27 bin desteğini kaybetmediği sürece yukarılar gelecektir arkadaşlar. Hedef 34.500. Bakınız 30 demiyorum. 34.500, 35.000 seviyeleri. Kalacak mı? Tabii ki hayır. Ama düzeltmelerle yoluna devam edecektir. Düzeltmelerle. Ethereum ne yapıyor arkadaşlar? Ethereum 1876 dolar seviyelerinde an itibariyle. 1821 dolara kadar geldik. Battık. Öyle mi? Neyi battın ya? Neyi battın güzel kardeşim? Sen Ethereum'u 10 Mart'ta almış olsan 1300 dolardan alacaktın. 2000 dolardan da satmıştın. Ya da sen beklediğin zaman hala bir Ether başına 500 dolar karım var. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Ekranda grafik. Her şey ortada. Yolumuz açık olsun. Dönüşler olacaktır arkadaşlar. An itibariyle yüzde bir buçuk Ethereum yükselişte ve 1878 dolar bandı seviyelerinde hareket ediyoruz. Evet. Şimdi. Güzel kardeşlerim. Kanalımıza 5 e, kripto üyeliği hediye eden ve katıl butonuyla üye olan kardeşimiz QE istemiş bizden. Ufuk Parlak kardeşimiz. Önceliği QE'ye verelim arkadaşlar. QE. Bu iyi. Nereden bakıyoruz? Binance borsasından bakıyoruz. Bize neyi gösteriyor? Nereye gideceğini gösterecek? Şöyle bir bakalım. Daha önce bakmışız. Fincan kulp çalışmamış. Evet. Fincan kulp çalışmamış. Peki. Şimdi ne yapıyor hocam? Günlük bu. 4 saatliğini öyle alalım. Bakınız. Düşen trendin kırıldığını ve yataya bağladığını hareketli ortalamalardan EMA50'nin pardon 200'ün üzerine atmaya çalıştığını görüyoruz. Şu anda 0 çift 0 99 0'ı atıyor bakınız. 0'ı attığı anda önünde ilk direnci 10 var 4 saatlikte. Ben bunun haftalık grafiğini incelemek istiyorum arkadaşlar. Haftalık grafiği. Haftalık grafiğinde fincan kulp çalışıyor. Onda bir sıkıntı yok. Bakınız onda bir sıkıntı yok. Peki hocam nereye gidiyoruz? Değil mi şimdi? Q'de neresi bizi tatmin eder? Şurada yaptığı ikili dip bakınız şurada yaptığı ikili dip bu derinliğin iki katını yükseltti. Şimdi burada bir yükselen trend vardı. Kırdık. Şimdi ne var? EMA 50'lik var. Yani EMA 50 günlük ortalamada 0.011 direncimiz var. Peki hocam burayı kırdığımızı varsayarsak çeker miyiz bir ok? Çekmem mi? Evet güzel kardeşim. Bizi burada bekleyen derinlik burasıdır arkadaşlar. Neresi hocam? 0.017 buçuk dolar. 17.66. Evet fiyatını da veriyorum arkadaşlar. Fiyatı da şurası. Evet şöyle okun edebine. 17.53, 17.66. Fiyat burası. Tabii ki bu grafiğin bana söylediğini ve ben, benim sizlere tercüme ederek aktardığımdır. Buradaki anlattıklarımın yatırım tavsiyesi olmadığından defalarca bahsettim. Şimdi güzel kardeşlerim QI'deki durum bunu gösteriyor bizlere Ufuk kardeşim. Yani elinde sabrı olanlar buraları görebilir. Peki hocam yükselişi var mı? Şu an %2.27'lik bir yeşilliğe sahip an itibariyle. 15 dakikalığına bakacak olur isek bakınız bir yükselen kanal çizdi kendine. Ben diyor yavaş yavaş geliyorum. Ben diyor yavaş yavaş geliyorum diyor arkadaşım. Haydi hayırlısı. Evet. Burada e, güzel kardeşim Mesut Bal. Mesut Bal'ın e, isteğini göremedim henüz. Bağış'ta bulundu kanalımıza. Böyle aşağılara baktığımızda var mı isteği önce onu Görmek istiyorum. Sanki şurada var gibi arkadaşlar. Mesut bal Evet, gördüm. Enjin, solana, aks fantom lütfen demiş. Bakınız. Enjin. Bunlar zaten çoğunuzda var arkadaşlar. Onun için dikkatle takip edin. Ee, Enjin. Sol. Solana. Aks. Aks çok güzel bir fırsat vermişti. 8 doların altına düşmüştü. Şimdi 8 doların üzerine çıktı tekrar büyük bir ihtimal. Değil mi? Evet. Phantom. 2, 4, 2, 4, coin. Diğer e, Mahmut Toboğlu kardeşimiz de <laughs> Jos ve Kokos demiş. Ona bakalım. Jos ve Kokos. Bu arada Mustafa Uzer kardeşimiz e, 110 TL bağış yaptı kanalımıza. Teşekkür ediyoruz. Bol kazançlar diliyoruz. Kesenize bereket güzel kardeşim. Hasan İlhan katıl butonuyla aramıza geldi. Hoş geldiniz. Güzel kardeşim bakıyoruz. Mustafa Uzer kardeşimizin isteği var mı buralarda? Hocam sizden ricam FET, CFX, Çiliz, Porto, GRT. FET. Bakınız bu coinlerin FET çoğunuzda var. Zaten bekliyorsunuz değil mi? FET. CFX de çoğunuzda var. Zaten bekliyorsunuz. Chiliz zaten çoğunuzda var. Kilis, Porto. Bir de GRT. GRT de var. Yapay zeka koyunlarından bizdi Şimdi ben bunları bir yukarıdan aşağı bir dizeyim arkadaşlar. <laughs> özür. Özür arkadaşlar. Öncelikli olarak ne yapıyoruz? Engine'e bakıyoruz. Şuradan metaverselerden engine diyelim. Hatta AX da var. AX'dan başlayalım. AX. %1'e yakın yukarıda ve 8 dolar bandı seviyelerinde. Şurayı bir silelim arkadaşlar. Günlük bazda ele alacak olursak. Güzel kardeşlerim. Hareketli ortalamalardan EMA 50 ve 200'ün altında seyrediyor. Düşüş bunda derinleşirse ne olur hocam? Şimdi o soru var. Arkadaşlar 7 dolara kadar gelirse var ya muazzam bir alım fırsatı vermiş olur. Yani gelecekteki yükseliş yapacağı rallilerde yükselişlerde muazzam kar yaptırır. Şu anda 8 dolardayız. Bakınız tam 8 dolarda ve %1 yukarıda. Peki hocam bunun 15 dakikalığında yön nereye gidiyor? Arkadaşlar bakınız yükselen bir gama var burada. Bu yükselen gama en yukarıda mevcut bulunan çizginin daha da yukarısına gitti. Şimdi EMA 50'den uzaklaştı. EMA 200 8 dolar 70 sente dayandı. Peki saatlik bazda? Saatlik bazda görülecek olursak 8-10 direnci M50'de var. Burayı da kırmak için hazırlık yapıyor bakınız. Hazırlık yapıyor arkadaşlar. Nedir bu hazırlık? Bu derinliktir. Bakınız. Bu derinliktir. Buradan dönüşü 8-24 8-25'ler var. Bu saatlik bazda. E hocam silelim bunu. 4 saatlikte var mı bir formasyonu? Arkadaşlar 4 saatlikte Burada iki tane yeşil barmum atarak yavaş yavaş ben geri dönerim diyor. Ama buradan bir anda bu şekilde şakır şakır yukarıya doğru hareket etmeyecektir arkadaşlar. Yani böyle yukarıya doğru çıkmayacaktır. Yani şuradan bu şekilde böyle yukarı gitmez. E nereye gider hocam? Nereye mi gider? Güzel kardeşlerim. Burada bir formasyon gerçekleştirecek. Gerekirse küçük bir W'ye girecek ama hedefi 8,5 dolar olduğunu söyleyebilirim. Burada direnci var. Daha sonra 9 dolar. Ama 50 gün üzeri buraları bir ne yapması lazım? Geçmesi lazım. Buraları bir geçmesi lazım. Şu anda e, bir düşen trendin hakim olduğunu görüyoruz hocam. Bakınız. Şuradan aşağıya gelen bir düşen trend. Ama kırıldı. 4 saatlikte düşen trendi kırdık. Ne var hocam peşinde? Arkadaşlar bir destek atalım. Haydi hep beraber bir yer atalım. Nereye gidiyoruz? Çekelim okumuzu ya. Çekelim arkadaşlar. Bakınız tam kırılıma koyuyorum. Önündeki engelleri aşarsa EMA 50 ve 200 engelini aşarsa yani 8.5'ün üzerine atarsa kendini 9.80 10 dolar görünüyor. Yani burada 10 dolar direncimiz var arkadaşlar. Şu an 8 dolardayız. 2 dolar bir hareket alanı var. Bu arada Gala da yükseliyor. %3 yapmış arkadaşlar. Engine'de. Gala şimdi istemedi bizden. Araya sıkıştırırız onu gerekirse. Ee, tekrar buraya dönmemek için. Engine. %3. 18. Ne var? Yukarıda. Peki hocam. Engine'de formasyon ne görüyoruz? Ben önce şöyle günlük bakalım arkadaşlar günlüğünü. günlükte bir simetrik üçgenimiz var ama bunu aynı zamanda bakınız simetrik üçgen yukarıdan aşağıya gelen düşen tren çizgimiz aşağıdan yukarı giden yükselen tren çizgimiz doğru mu arkadaşlar var mı sıkıntı yok ee, şimdi bakınız burada önemli bir detay var bir dip iki dip üç dip her dip bir öncekinin daha yukarısında kalmış mı? Almış. E öyleyse burada yukarı yönlü momentumunda 0.40 41'lerin üzerine doğru hareket geliyor arkadaşlar. Buradaki direncini kırarsa şu anda EMA 50 desteği 200'ü destek, şey 200 destek bellemiş kendine. Buradan red Reddiyemezse red diyemezse giri ne yapacaktır? Dönüşüm sağlayacaktır. Ama buradan bir red diyerse aşağıya doğru salar. Nereye salar? O kadar da fazla değil. 37 olur. 37 olur. Ama asıl bombayı nerede patlatır biliyor musunuz? Şu düşen tren çizgisini patlattığı zaman. Günlük bazda. Burayı patlattığı zaman. E hocam burası ne? 45'ler. Buradan sonra hedef simetri olan 0.57'lere doğru hareket eder. Zaten okları çizmişiz oralara. Evet. Engine ve e, aksın durumu bu arkadaşlar. Araya bir de galayı sıkıştırıyorum buradayken. Bakınız galada da %3'lük ve 0.0.40'a tekrar geldi. Gala 0.40'ın üzerinde kaldığı sürece 80'leri görür arkadaşlar. Bakınız 80'leri görür. Alçalan takoz. Yükselen grafik. Şimdi de farklı bir formasyonumuz var. Nedir hocam o? Güzel kardeşlerim bir kare formasyonumuz var. Bakınız şurada bir karemiz var. E yukarıda bizim direncimiz 55'ler görünüyor. Zaten EMA 50'yi kırmıyor bakınız. EMA 50'yi kırmaz. Yukarı yönlü momentumuna başlarsa hedef neymiş arkadaşlar? 80'lermiş. 80'ler burası görünüyor. Peki hocam. Ortaklaşa gidelim. Fantom. E, Değil mi? Fantom. Fantom'u şurada Vardı arkadaşlar. Hatta Solana. Solana'ya geçelim. %2 yukarıdan itibariyle Solana. 21 dolar 68 cent'teyiz. Evet. Şuradaki geri çekilmeler arkadaşlar. Bitcoin'deki geri çekilmelerden dolayı kaynaklanmıştır. Kendi başlarına olmadı bu. Yani Bitcoin biliyorsunuz bütün coin'lerin lokomotifi kurumundadır. Kafa nereye? Vagonlar oraya gider. Bu durumda. Bu durumda. Ha ayrılmayacak mı? Ayrılmayacak mı Bitcoin'den coin'ler? Eğer dominans kırmızıya devam eder. Yukarı yönlü Bitcoin'de de hareket başlarsa Bitcoin'i tabii ki iki yükseldiği yerde altcoin'ler 15-20 yükselecektir. Bunları daha önce yaşadık biz. Tecrübeyle sabittir arkadaşlar. Şimdi 4 saatlikte ne yapıyor Solana? Gördüğünüz gibi arkadaşlar EMA 200'ü kaybetti. Daha önce destek olarak kendine aldığı MA200'ü şu anda direnç olarak karşısına çıktı. Neresi? 22 dolar. Başaracak mı? Tabii ki başaracak arkadaşlar. Burada benim geniş perspektiften baktığımda bir ikili dibin oluştuğunu görüyoruz. Peki bu ikili dip? Bakınız. Çünkü yatay gelen bir formasyon yukarı doğru devam etti. Bu ikili dip arkadaşlar bir derinliği atar bana ya. Bana göre burası. Tam şu biraz şuralara koyarsak 25-26'lar arkadaşlar. İkili dibin çalışması durumunda. Orası görünüyor. Evet. Sol da durum bu. Fantoma geçiyoruz. Fantomda ne var? Fantom an itibariyle %3 yukarıda. Bakınız bütün coinlerde bir dönüş sinyali var. Nereden düştük hocam? Arkadaşlar. Yaklaşık 18 Nisan'da nereyi görmüşüz? 54'ü görmüşüz. Nereye kadar geriledik? 42'lere kadar. Ha da 44 diyelim. 10 puan geriledik. 10 puan bir alt koyunda bana göre bir düşüş değildir arkadaşlar. Düzeltmedir. Düzeltmedir. Çünkü şuradan başladığı bir yükselişi bakınız. 0.40'lardan başlayıp 0.55'lere kadar taşıyan bir koyun buraları tekrar gördü. E, tekrar olmayacak mı? Evet yukarı yönlü momentum geliyor. Yine gelecektir. Hatta ve hatta şöyle baktığımızda alçalan düşen trend kırıldı. Bir tane daha yeşil mum atması halinde bizleri buradaki derinlik bekleyecektir. Eğer bir bar mum daha burada oluşursa güzel kardeşlerim önünde mevcut bulunan 47 ve 50 dirençleri şakır şakır kıra kıra gidebilir. Hedef 56. 60'lara kadar gider. Kalmaz. Kalmaz 56'larda. Peki hocam. Bu da tamam. Kokos ve Jojos var. E, aşağı inmeden onları arkadaşlar. Burada FED var. GRT e var önümde. Hemen şurada Onlara bakalım arkadaşlar. Onlar buradaydı çünkü. Evet, FET. Efendim, FET, FET bizi batırdı. FET bizi götürdü diyenler. utanılacak sizi bir gün. Size bir kaçıranlara alın fırsatı vermişti. Şu anda bakınız buradaki desteğini, şey, trendini kırdı. Şimdi nereye gidiyoruz hocam Feçeli'de? Feçeli'de şu desteğimiz, bakınız Hatta şunu artık direnç konumuna geldi bu. Şurada direncimiz var. Bizi neresi bekliyor? Şu derinlik var ya arkadaşlar. Tam kırılıma koyalım. Aynen direnç 0.47'ler bizi bekliyor FED'de. Peki GRT ne yapıyor? de aynı şekilde düşen trendi kırdı. Bakınız. Düşen trendi kırdık. E şimdi nereye gidiyoruz hocam? Şimdi simetri olan simetri olan 0 lira doğru gidiyoruz. Neredeyiz? 14'ün hemen altına fiyatlanıyoruz. %1.39'luk bir yükselişi var arkadaşlar GRT'nin. Evet. Şimdi Kokos ve Josa bakalım arkadaşlar. Aşağılarda var mı bizim listede onlar? Şöyle bakalım. Buraları dün yapmıştık herhalde onların analizini ama Burada mı yaptık? Şöyle bir kontrol edelim. Evet. Jojos. Jojos. Aldık. Contentos. Onu da aldık arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. 1.5 dolar, 1.60 seviyelerinde fiyatların yaklaşık %1.5'luk geri çekilmesi oldu bugün. Ee, bakıyoruz. EMA 50'nin hemen altında fakat EMA 200 günlük ortalamayı kendine destek edilmiş durumda. Bizi bekleyen ilk direnç 1.64 arkadaşlar Kokos'ta. Bu 4 saatlik grafikte. 4 saatlik. Peki hocam ne bekliyoruz burada? Trendi bekliyoruz arkadaşlar. Bakınız, trend kırılmak üzere kafayı attı yukarıya. Eğer 1.60'ın üzerine atarsa yeni bir alım fırsatı veriyor. E, direncin simetri neresi oluyor? Şey düşen trendin burası. 192 hedef var arkadaşlar. Yani 2 dolar direnci var. Burayı test edecektir. 2 dolar direncini test edecektir gibi duruyor. Peki konten ne yapıyor? Yani jos, jos. Bütün trendler yükselişin her an gelebileceğini gösteriyor arkadaşlar. Her an gelebileceğini bizlere gösteriyor. Desteğimiz burası. Buradaki derinlik bizleri ne yapacaktır? Buraya doğru taşıyacaktır. 0.078'ler şu an 65'teyiz. Evet. Jost'ta da 65'teyiz. Peki hocam CFX Porto. Porto'ya bakalım. Porto. Aldık. Bir de CFX diyelim. Değil mi? Evet. Bir de SLP vardı. SLP'ye bakalım. Şimdi. Arkadaşlar. Porto. Porto'da. Şöyle grafiğin Hemen hemen benzer grafik burada da var fakat burada bir ikili dip görüyorum arkadaşlar. İkili dip Portoda. Artık siz görürsünüz, görmezsiniz. Bana göre bu dip buraya gelir arkadaşlar. Yukarıdaki trend çizgisine gelir. 3 dolar. Şu an 2.74. 3 dolar direncini deneyecektir. Başarırsa arkadaşlar 3.5 dolar yolunu açmış olur kendine. Portoda durum bu. Peki hocam CFX CFX şu anda e, %1.5 bir yeşilliğe sahip 0.29'larda arkadaşlar. Bu formasyonu kaybetmiş. Evet. Desteğimiz neresi? Arkadaşlar desteğimiz 0.27 dolar. 0.27 dolardan dönmeye çalışıyorum. Eğer burayı kaybetmezse 35 lira doğru bir momentum sergileyebilir. Orada bir direncimiz daha var. Hareketli ortalamalardan EMA 50 günlük ortalamamız var orayı görebilir. Ama oradan tekrar red yerde geri döner mi? Onu da önümüzdeki günler bizlere gösterecektir. Peki SLP'de kaç tane formasyonlar o gelmiş? Arkadaşlar SLP yatırımcıları aksı takip etmelidir. Eğer aks momentumunu ne zaman yukarı başlatırsa SLP peşini takip eder. Aynı yükselişi SLP'den de bekleyebilirsiniz. Burada Güzel kardeşlerim, ee, sanki bir evet toba formasyonu oluşmuş ve çalışmış, doğru. Şimdi de bu formasyonları bir unutuyoruz arkadaşlar geride gelen üçgenler vesaire çünkü önümüzde yeni yeni formasyonlar var. Yeni yeni formasyonlarda şimdilik. Henüz bir formasyon gerçekleşmedi. Sadece ve sadece. Şu düşen trend geldi. Bakınız ikinci mumu yaktı. Bana diyor giriş için benim yerim şu anda uygundur diyor. SLP bunu gösteriyor bize. Yani diyor ki arkadaşlar ben düşen trendi kırdım. İkinci bar mumunu da yaktım. Benim hedefim 30 31 32'ler. Şu anda neredeyiz? 26'lardayız diyor. Her ne kadar önümde, 4 saatlikte bu, her ne kadar diyor önümde 27, 28, 78 gibi engeller oluşsa da benim hedefim 30 ve üzeri diyor. 4 saatlik. E haftalıkta ne diyor hocam? Haftalıkta. Haftalıkta şimdilik yön arayışı devam ediyor. Desteği 25, direnci 31. Kırarsa 33, daha sonra 40 direnci var Bur ki burada... Ondan önce 35'te EMA 50 ortalamada pasaport kontrolü var. Burada 35 kontrolünü geçerse arkadaşlar yani 50'ye kadar yolu çıkabilir her an. SLP'de durum bu. Bu arada yayınımızı bir kontrolü hala yapalım arkadaşlar. Evet. Şöyle yayınımıza bir bakalım. Hasan İlhan kardeşimiz katıl butonuyla üye oldu. Teşekkür ediyoruz. Kenan Çelik 22 TL bağışta bulundu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar hocam demiş. Ne bir tekrar çıkma şansı var mı? Bir geçelim NBL'ye arkadaşlar. Ondan sonra Cankat Çağlar kardeşimiz 55 TL bağışta bulundu. Hocam iyi akşamlar. Uzun vade INC ve GRT için fiyat hedefleriniz nelerdir? E ee, belki 2-3 yıl. yani 1, belki 2 belki dedi 3 yıl. Megaboda saygılar. Şimdi oraya gelince söyleriz arkadaşlar inEC ve gerete gelince söyleebilirizriz. Şimdi ben öncelikli olarak neye bile bakacağız değil mi? Ne, böyle. Eyvil. Nereden bakmıştık biz buna? Gate'den bir bakalım arkadaşlar. Hatta Wex'ten mi bakmıştık bilmiyoruz. Gate'deki fiyatı da mı aynı? Evet, ikisinin fiyatı da aynı görünüyor arkadaşlar. Şöyle bakalım. 15 dakikalını açalım. Evet bugün biraz hareketlilik oluşmuş %10 gibi. Saatlik baza bakalım. Saatlik bazda. EMA 50'nin üzerine 60 kendini arkadaşlar. Yani 14 desteğini koruduğu sürece yukarıda 30'lara kadar gidebilir. Ne 30'lara kadar gidebilir. Bu 1 saatlikte veriyor bakınız. 1 saatlikte. De. Formasyon değişmiş bugün. Evet formasyon değişmiş arkadaşlar. 14'ü dener mi hocam? Geri çekilmesi durumunda destek zaten orası. Desteğini test edebilir. Haftalı var mı? Bunun yok. Günlüğü var mı? Şöyle bakalım. Günlüğünde de fazla bir şey yok ama günlükte yatay bir şekliyle söyleyebiliriz. Yatay bir şekliyle. Daha önce denediği 14 desteği var şimdilik. 16'larda ama ilk direnç 0.36 görünüyor bakınız. Günlük bazda yalnız bu. Nasıl 36 hocam? Daha önce şurası dip diye. Yani şu dip onun için bir direnç konumunda arkadaşlar. Buradaki dip bir direnç konumuna. E, Kırarsa hocam. E kırarsa 60'lar var. E kırarsa e bir de MA50 var güzel kardeşim. 0.94'ler var o zaman. Evet MA50 var orada. Yani basamak basamak. E, öyle görünüyor şu anda. Beklerseniz bilemiyorum artık. Karar zateninizindir. Peki hocam diğer kardeşimiz INC ve diğer koyun ne olur demiş GRT. E. Değil mi? Şimdi hocam INC biliyorsunuz ben INC'yi sizlere defalarca verdim. Eğer 10 dolara hedefimizi de 12'den vurmadı mı? Vurdu. Bütün oklar 12'den gelmedi mi? Geldi. E öyleyse şimdiki düzeltme. Bakınız INC 7 doların altına inmez ise bu kadar düzeltme yaptı yapsın. Çünkü 1 dolar 20 centlerden geldik buraya biz. Müsaade etsin biraz. Müsaade de biraz düzelsin değil mi artık? Buralardan yukarı yönlü bir momentum gerçekleştirirse takılacağı ilk nokta 10 dolar direncidir. Yakınarsa 14'e gider o zaman arkadaşlar. Haftalıkta verdim ben size bunu. Değil mi? 14 verdim bakınız. Yukarıda şurası 14. 14. Zaten ilk gördüğü yerde 25 dolardı bunu. Hiçbir enstrüman gördüğü yeri unutmayacak e, sisteminden yola çıkarsak o zaman hedefi 25 dolar. Gördüğü yer orası çünkü. Ama ne zaman olur? Dediğiniz gibi 2-3 yıl bekleyecek kardeşimiz. Ama buralarda büyük ralliler yani 7 dolardan 15 dolara gelir de kar ralize edip alttan toplamazsan o zaman o ayrı. O zaman ayrı onda karar sizindir. Peki hocam GRT. Arkadaşlar GRT'de benim hedefim uzun vadede 2-3 yıl içinde yani 1 dolar seviyeleri görünüyor. Yani oraları görüyorum. Oraları görüyorum. Daha fazla bir şey diyemem onda. 10 dolar 20 dolar diyemem arkadaşlar. Olur ya yapay zeka ile ilgili bir haber paylaşılır. O bir durum olur. Onun projesine yer verilir alır başını gider. O da ayrı bir tema tabii ki. Ayrı bir konu. Evet. Şimdi Audi'ye bakacağız arkadaşlar. Buraya gelmişken pardon yayını bir daha kontrol edeyim. Çünkü bağış yapan kardeşlerimiz oluyor. Evet Cankat kardeşim durum bu. Durum bu. Yani. Şimdi güzel kardeşlerim ne yapıyoruz? Çiliz diyoruz. Bakmadığımızdan. Evet. Çilizi unuttuk değil mi? CFX'e baktık. çiliz'i unuttuk. Özür. Çiliz yüzde bir buçuk an itibariyle yukarıda. Güzel kardeşlerim. Çiliz'de güzel bir formasyon var. Haftalıkta. Bakınız haftalıkta ne var hocam burada? Düşen trend kırıldı. Düşen kırıldı. Bizi bekleyen tepelerde 30'lar var. Ama önce 15'ler var. Önce 15'ler var. Çiriz'e dikiz beyler. Çiriz hani benim övmüyorum. Ben grafiği konuşuyorum. Bu link de olabilir bu grafiğin içinde. Ada da olabilir. İşte deniz de olabilir. Yani bu grafiğin içinde kim varsa bu grafiği konuşuyorum ben. Burada 0-15 kırarsa bu enstrüman. Geleceği nokta 17-18'lerde uzun kalmaz. Otuzları test edebilir. Kalıp kalmayacağı muamma. Otuzlarda da. Evet elinde çiliz olanlar ne yapacaktır arkadaşlar? Çiliz koyuna sahip çıkacaklardır. Kaptırmayacaksınız arkadaş. Başkasına ucuz ucuz satmayacaksınız. Çünkü alıcı olmadan satıcı olmaz. Satmayacaksınız. Gelelim iğrisi arkadaşlar. İrisin 4 saatine gelelim. Değil mi? İris koyun. İris koyun. Bakınız. Yukarıdan aşağıya bir kırmızı pardon. Şunu şöyle silelim arkadaşlar. Bir alçalan kanal var burada. Bu çok güzel bir kanaldır arkadaşlar. Alçalan kanal var ya aynı zamanda kimi buna alçalan takoz der, kimi alçalan gama Kimi alçalan yani kanal der. Bu her zaman yükselişin işaretidir. Bakınız yukarı kanalda düşüşün işaretidir. Düzeltme geliyor anlamını taşır. Geldi. E öyleyse bizi bekleyen 32 ilk direncimiz 35 ikinci direncimiz eğer 40'ın üzerinde kalırsak 40'ın üzerinde kalırsak nereye gider? 67-70'lere doğru bir momentum sergiler ki iriste bu da %150'ye yakın bir yükseliş yapar anlamını taşır. Tabii ki bu benim görüşüm. Bu benim görüşüm. Bakınız bugün %6.5 an itibariyle yukarıda ve 30'lara yakın. İrisçiler Beklenen derviş muradına ermiş derler. Ha belki 30'lardan, belki 33'lerden, 35'lerden yakalandınız. 35'ten sen ne olacak ya? Ne fark var arada? Ha 30 ha 35. Milyon dolar mı kaybedersin? Yok. Panik yapmaya gerek yok. Bekleyip duracaksın. Ne yapacağız ya belki hocam? Bekle be ya. Sonucu bir gör. Sonucu bir gör güzel kardeşim. Bu arada bizim çayımız da soğudu tabii ki. Evet, şimdi güzel kardeşlerim, şöyle yukarıdan aşağıya bakmadığım, katıl butonuyla üye olup da bağış yapıp da unuttuğum, bakmadığım coinler varsa onları bir kısa kısa listeleyeceğim arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz, Hakan Ergen kardeşimizin söylemesi vardı. Ufuk kardeşimize. Tamam isteği yayınlandı. Evet. Boşuna motivasyonunuzu bu konularla bozmayınız demiş Hakan Ergen kardeşimiz. Özetle sunum ve bilgi aktarımınız tek kelimeyle mükemmel demiş. Eyvallah güzel kardeşim. Teşekkürler. Ferhat Bey bakıyoruz. Ben e, yorumlardan ziyade şöyle bir ayrıca teşekkür ediyoruz yorumlarınız için güzel kardeşlerim. istek gelip de analiz edemediğim coinler var mı? Ona bakıyorum. Bir XRP Ripple evet, Buldum bir tane. Evet Hayk. Hayk Street. Evet. Onu da notunu aldık arkadaşlar. K-Network. K-Network. Aptos. Peseliye baktık zaten. Aptos'a bakmadık. Aptos. Galaya baktık. Sıkıştırdık araya. Gördüğünüz gibi. Binance Coin. Arkadaşlar. Size bir tavsiye. Bir büyük tavsiyesi. Hiçbir zaman Borsanın kendi tokenlarına fazla ümit bağlamayın. Niye hocam ne oldu? Ya borsa hakkında spekülasyonlar çoğalıyor günden güne. Çoğalıyor arkadaşlar. Hele de giriyorsanız bile stop loss'unuzu kesinlikle koyun. Efendim şu borsası işte sıkıntıya düşmüş diye bir haber, bir manipülasyon haber çıkar piyasaya. O koyun dipleri görür. O borsanın token'ı dipleri görür. Bu illa BNB olacak ya da Crypto.com borsasının CRO'su ya da bilmem bütün borsaların token'ı olacak anlamını taşımaz. Ama çok dikkat etmeniz lazım. Çok dikkat etmeniz lazım. Evet güzel kardeşlerim. AV uzun zamandır bakmadık. AV. Galachris bakıldı güzel kardeşlerim. Ekta Ekta. Kasma. Evet kasmayı da unuttuk bugün. Kasma. Audi'ye bakacağım şimdi. İlk zaten Audi'ye gireceğim e, yorumlara büyük bir ihtimal. Unfi. Unfi. Bugün abonelerimizin isteklerine de yer veriyoruz. Bayram. Bayram bugün. Herkes sevinsin. Değil mi? Ee, Aydın Çolakoğlu şu an e, GRT ve Manada'yım demiş bekle güzel kardeşim yani hele de ihtiyacın olma, olmayan bir paraya girmişsen sabret elindekini kaptırma kimseye evet Kemal Şen evet söylemiştiniz hocam diyor evet eyvallah Hakan Danış. Sen efsanesin abi. Sağ ol var ol demiş. Estağfurullah. O sizin güzelliğiniz güzel kardeşler. Bakıyoruz. Pınar Ayhan. Hocam bazıları diyor bitcoin haramdır. Bilginiz var mı? Arkadaşlar Cenab-ı Allah herkese bir akıl vermiş, fikir vermiş. Yani beyninizde neyin yasak, neyin serbest olduğunu az çok bilmeniz lazım. Tamam akıl bize ihtiyatlı olmayı emreder. Ama efendim o zaman bu yatırım bitcoin harapsa borsadaki hisseler de haram olur o zaman. O da yatırım. Doğru mu arkadaşlar? Ben ona katılmıyorum. Ben ona katılmıyorum arkadaşlar. Haram, helal mevzusu buraya kadar ne haramlar var? Buraya kadar ne haramlar var? Yeme kul hakkını. En büyük haram bu. Buraya kadar ne haramlar var güzel kardeşim? Bu ne ya? Şimdi konumuz bu değil. Fetva burada veremiyoruz. Ha, Hocam siz bu konuda fetva veremez misiniz? Kralını veririm. Kralını veririm arkadaşlar. Ben İmam Hatip'ten gitmeyeyim üniversiteye. Kralını veririm. Ama Aynı zamanda da eski hafızlardanım. Kralını veririm ama bu konumuz değil. Konumuz bu değil. Sadece diyeceğim iki kelime. Herkesin aklı var, fikri var. Ona göre herkes. Evet güzel kardeşler. Devam ediyoruz. Ya konu saptı. <laughs> yani. Analog. Eyvallah güzel kardeşim. Teşekkürler. File koyuna bakmadık arkadaşlar. File koyunu not alıyorum. Filen. Şibaya Doga'ya zaten geleceğim. Orada sıkıntı yok. İneceye baktık arkadaşlar. İneceye baktık. Bu arada unuttuklarım varsa alta devamına yazabilirsiniz. GMX. GMX Sushi. Sushi. Bakacağız Ersin Yakut kardeşim. İD. Ona da bakmadık. Çoktandır. Ona da bir göz atalım ideye. Bakıyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz. Ideye de geleceğiz. Aptos de geliyoruz. Hocam XRP davası canımızı acıtır mı? Olmaz bir halt sıkmayın canınızı ya. Efendim. Yani gayrimenkul, gayrimenkul, gayrimenkul. Ispat yok, ispat, ispat. Dille olmaz bu işler. Mahkeme terliyor. Ispat lazım. Ve o zaman Ethereum da gayrimenkul dediniz. E o zaman bütün altcoin'ler gayrimenkul. Değil mi? MTA değil. Gayrimenkul o zaman. Bitcoin harici bütün token'lar, altcoin'ler gayrimenkul o zaman size göre. Neye göre gayrimenkul? Neye göre arkadaşlar? Diyor ki bir koyunun arzı sınırlıysa ise gayrimenkuldür. Hatta bir haber çıkmıştı, doge yırttı. Hani yırttık vardı ya, doge yırttı çünkü arzı sınırsız olarak kayıt yapılmıştı dogenin, oradan yırttı. Gayrimenkul değil doge. Böyle söylendi. Ya hangi koyunun arzı? Ya efendim devamlı basıyorlar. Nasıl gayrimenkul oluyor o zaman? Basmayın kardeşim diyorum sürekli bir videomda hatta short videomda bahsetmiştim basmayın. Devamlı basıyor vatandaş. Biri yakıyor biri basıyor. Bir taraftan yani bir taraftan basıyor. Bunun neresi gayrimenkul güzel kardeşim? Sınırlıysa bitcoin'in arzı sınırlı değil mi? Hadi ona gayrimenkul de o zaman. Bir yol tutturdun mu Adem? Geçemeyecekler arkadaşlar. Geçemeyecekler kripto paraların önüne kimse geçemez. Çünkü bir sahibi yok. Bir merkezden yönetilmiyor. Sensin sahibi. Odur sahibi. Herkes sahibi. Efendim Asya'sı Avrupa'sı. Doğusu batısı. Herkes sahibidir ya. Merkeziyeti yok arkadaşlar. Merkeziyetsizdir. Evet Ripple. Bazen konuşuyoruz işte bu şekilde. Geliyoruz arkadaşlar. Rose bak unuttuk. Rose. Arkadaşlar Rose'ye girmeden orada e, Metaverse'lere gireceğim. Leoprink. Flux. LRC. Leoprink. BCT SLP'ye baktık arkadaşlar. Şiba gelecek, Şiba gelecek, Doge Şiba gelecek, True. Vallahi önümdeki kağıtta yer kalmadı. Wink. Wink. Bu arada Cengiz Kömür kardeşimiz katıl butonuyla üye oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kripto coin çarşısı ailesine hoş geldiniz diyoruz. Arkadaşlar ee, süper Clear zaten gelecek az sonra. Clear gelecek. E, Mesut kardeşim. Clear geliyor. Clear sağlam. Yani yükselişi de her zaman onaylanan bir coin. O konuda bir sıkıntımız yok. Yolu açık olsun. Chainlink geliyor arkadaşlar. Link de geliyor. Ee, ARB Ne coinler var daha ya? Tron Derek Seleme. Waves Arkadaşlar şu yazdıklarımı bir aradan çıkarayım ben. Şöyle bir analizine geçeyim. Evet. Aptos'tan girelim. Önümüzde hemen mevcut Aptos. Ekrana döneceğim arkadaşlar. Bu ara siz ekrana yazabilirsiniz. Fark etmiyor. Aptos güzel kardeşlerim. Şu anda an itibariyle 10 dolar seviyelerine kadar geriledi. Tam 10 dolar desteği. Artık Aptos geri dönüyor arkadaşlar. Geri dönüyor. Niye hocam? Çünkü Aptos Seyir katılımını artırmak için harekete geçti arkadaşlar. Bakınız Aptos site katılımlarını artırmak için harekete geçti. Bu da Aptos fiyatını yükseltebilir. Hedefler vermiştik zaten. Aptosçular. Bakınız düşen trend var kırılıyor. E ilk hedefimiz 13 dolar seviyeleri. Ardı 14.5. Bakınız yukarıda bunlar bekliyor bizi. Hatta şurayı silelim arkadaşlar çizdiklerimizi. 4 saatlikte bakınız burada ilk edepte bizi bekleyen aptos için alçalan düşen bir trend 4 saatlikte kendini kırdı. E, simetri bizi yukarıda bekleyen neresi var? Burası. 13 dolar. 13 dolar var 4 saatlikte. E peki hocam ok var mı? Ben kızdım. Buraya bir Kalın ok çekeceğim bu sefer. Kalın bir ok arkadaşlar. Evet. Hop. Çak. Evet. 13 dolar. Audio'ya gelecek dedi, geleceğiz dedik. Audio. Evet. Audio şu anda küçük bir yeşilde olsa da trendi henüz kıramadı arkadaşlar. Trendi henüz kıramadı. Bocalıyor. Bunun için çalışıyor bakınız. Şuradan aşağı gelen bir düşen trend var. E hocam kırarsak Hadi kırdı kabul edelim. O zaman 4 saatlikteki hedefimiz artık bugün oklarımızı kalınlaştırdık arkadaşlar. Neresi? 0.42'ler. Bakın 0.42'ler. Casmi. Casmi. Çünkü siz bunları daha önce istediniz benden. Düşen trend. Hemen hazır gene önümdeyken buradan devam ediyoruz. Arkadaşlar düşen trend kırıldı. Casmi de hedef Bakınız. Hedef. Kırılıma koy. 75. Neredeyiz? 59. Ankara. 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 Şu anda 0 32'lerdeyiz. Desteğimiz arkadaşlar 31'di desteğimiz. E şimdi ne var Ankara'da? Aynı şekilde Ankara'nın da bir düşen trendi olduğunu söylüyoruz bakınız. Evet. Bu da trendin kırıldığını ve bir ok işaretinin 00.40'lara geleceğini gösteriyor bize. 4 saatlikte. Çünkü piyasa yeni yeni kendine geliyor. Onun için 4 saatliğine bakıyoruz. Ve bu ara iris %7'yi geçti arkadaşlar. Yol açık olsun. Gecenin saatlerinde rally'e dönüşebilir mi? Onu da bekleyip göreceğiz. Bekleyip göreceğiz. Leopring, LRC demiştiniz değil mi? Evet güzel kardeşlerim. Hemen baktıklarımızda çizelim şöyle. LRC ne yapıyoruz LRC'de? Yukarıdan aşağıya gelen bir düşen trend LRC'de de kırıldı. E hocam desteği de buradası Döndük zaten. Bizi bekleyen derinlik nasıl olur arkadaşlar? Hop. Hop. 42.5, 42'ler 34'teyiz. 34'teyiz arkadaşlar. Clear Network %7.5-7.72 yukarıda. Yükselişi devam ediyor. Bakınız 4 saatlikte sağlam grafiklerle emin adımlarla yola devam eden Clear Network için ben sadece haftalık bakarım. Daha önceki okların hedefine 12'den vurduğunu gördük. Niye böyle uzadı? Nereden çektik biz bunu? Evet. Hocam bir şey görebiliyor musunuz haftalıkta? Arkadaşlar bu oklar destek direnç hepsi çalıştı zaten biliyorsunuz bunlar. Buradan bir kurtulalım. Yeni bir şey var mı onu? EMA 200'ü kırmış. Evet. EMA 200'ü kırmış arkadaşlar. Güzel. Yani direnci pasaport noktasından geçmiş görüyorum arkadaşlar. Şu anda pasaport noktasından Clear Network geçmiş görüyorum. Ve 0 0 28 dolar bandı seviyelerinde an itibariyle. Peki hocam bizi ne bekliyor? Büyük bir ok çekelim bugün buna. Hop. Tam şu kırılıma koyalım. 48'ler. 50 lira. Evet. 48-50 lira doğru bir momentum gelebilir arkadaşlar. Evet. Clear'da bu gelebilir. File coin demiştiniz. File. Bakınız arkadaşlar hala bir filede ne var? Fincan kulp çalışması devam ediyor. Tamirci henüz işini bitiremedi. Gördüğünüz gibi henüz tamirci işini bitiremedi. E, bitirirse ne olacak hocam? Bitirirse şu kalın çekeceğim ok hedefine ilk hedefi bunun. Yani 14 dolar ve üzeri. 14 dolar ve üzeri. Kur ve dağı tokeni elinde olanlar dikkat. Dikkat. Niye dikkat hocam? 1 dolar üzeri her an gelebilir. Şu an 0.93'lerdeyiz bakınız. 0.93'lerdeyiz. Kalır mı hocam? Hayır arkadaşlar. Kalmayacaktır. Kurvada o bu seferki hedefi bu ok olacaktır arkadaşlar. Nedir? 1.79 1.80. Kurvada o da. Hedef bu. Şu anda bunu görüyoruz güzel kardeşlerim. Buradan Hemen nereye? Yapay zekalara dönüyoruz. Roze istemiştiniz. R Pardon. Roze. Hedefler bir bir geliyor arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. %3.70 yukarıdayız. Değil mi? Yapay zekalardan. Roze'de %3.70 yukarıdayız. Nasıl? Ne vermişiz hocam hedeflerde? İsterseniz oku tazeleyelim. Güncelleyelim. Ve okumuz şu kırılıma koyalım arkadaşlar. Hedef 0. 10-11'ler. Neredeyiz? Daha 63'lerdeyiz. 0-0-63'lerdeyiz. Yani bu da yaklaşık bize yüzde yüze yakın Rosa'dan bir Rosa yani gülden gül koyundan yükseliş geliyor. RNDR demiştiniz. RNDR bakınız fincan kulp hiç sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Şu anda 11 12 yakın yükselişi var. İlk direncimiz 2 dolar 23 sent dedik arkadaşlar. Şu an 1 dolar 82 sentteyiz. Buradan sonraki mevzu 3 dolar 39 cent. Evet 3 dolar 39 centtir güzel kardeşim. Burada bunu görüyorum. Hike demiştiniz değil mi? Bakınız ee, hike güzel kardeşim. Ne var hike'da Yüzde iki buçukluk yükseliş ve 1 dolar 93 centteyiz. Çekelim bir tane ok çekelim hocam. Yani oku güncelleyelim. Fincan kulp çalışıyor. Onda hiçbir sıkıntımız yok. E, oku güncelleyelim şuradan. Hedef yine 5.40. Güncellesek de güncellemesek de. Yine 5.40 olduğunu görüyoruz güzel kardeşlerim. Evet. Bu arada Hakan ALN kardeşimiz 22 TL bağış yaptı. Hocam demiş. PIVX ve BTC. Ha BTC. PIVX'i e, BTC paritesinden analiz yapar mısın demiş herhalde. Onu anlatmak istemiş. Şöyle bir bakayım. Bitcoin paritesinden Binance'dan bakıyoruz. Bu arada kesenize bereket Hakan kardeşim. Ben bunu 4 saatlikte ele alacağım. %3 gibi geri çekilmesi var. E, trend, düşen trend devam ediyor bakınız. Düşen trend Devam ediyor şu anda. Desteğimiz hocam 10 seviyeleri. Şu anda 10-64'lerde. Onlarda bir destek görüyorum. Peki günlükte ne yapıyor? Değil mi? Hakan kardeşim gün, e, günlükte baktığımızda bir ikili dip oluşuyor burada. Ama dediğim gibi 10 kaybolmazsa yukarıda 14 ve 15'ler var. Ama öncelikli olarak bu yukarıdan aşağıya gelen... Bir trendimiz var, düşen trend. Bunu kırmamız lazım. E kırarsa simetri ne olur hocam? Simetriyi buradaki ok olur. Bugün okumuzu kalınlaştırmışız. 19-20'lere doğru gider. Evet, 19-20'lere doğru gider. Maska bakıyoruz hemen güzel kardeşim. Maske unuttuk. Evet, listemize dönelim şuradan geri. Audio. Buralara baktık zaten. Oral Child'e e bakmamışız. Evet. Oral Child. OXT. %2 yukarıdayız. 0080. Daha önceki hedefler çalıştı. Ondan sonra geri çekilmeler oluştu. Fakat burada bir geniş perspektiften bir ikili dibimizin olduğunu görüyoruz değil mi? Bu bize şunu anlamadı. Şunu anlatır arkadaşlar. Eğer bu desteğimiz bakınız. Şu desteği biraz yukarı alalım. 78'ler Şu an 80'deyiz ya. Bura kaybolmaz arkadaşlar. Buradan geri dönüşü All Chait'in bize bir derinliği atacaktır. Yukarıdaki hareket alanındaki derinlik bizlere şurayı gösterir. 90-97 arası. Evet şu an hatta sıfırı sıfırı birine veda edebilir arkadaşlar. Sıfırın birine veda edebilir. Şimdi Erol Demir herkes 35 bin diyor sen 19 binden bahsediyorsun üstad dedi. Ve güzel kardeşim benim ağzına 19 bin çıktı mı şimdi? Milletin o fiyatı dediği yerde ben zaten 34.500'den bahsettim. Ah güzel kardeşim sen nasıl dinledin? Ya da başkasına mı cevap veriyorsun? Peki onu anlayamadım. Güzel kardeşim. Evet. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ref ref. Heter. Balance. Ref ref. Refrefte arkadaşlar bu yukarı doğru yükselen kanal peşinden düzeltmesini getirdi. Şimdi nerede düzeltmesi bitiyor arkadaşlar? Önce ona bakalım. 25 yani 25 destek olmuş durumda. Refrefte. 0 çift 0 25 dolar desteğimiz var. Daha önce de destekti burası. Buradan aldığı yükselişini 30 ve üzerine taşıdı. Aynı şekilde şimdi de bunu taşıyabilir arkadaşlar. Hatta haftalık bazda bir şey veriyor mu bize bu. Haftalık bazda. Şuraları bir temizleyelim. Net bir görüntü gelsin önümüze değil mi? Hocam. Evet güzel kardeşlerim. Güzel bir formasyon oluşmuş. Şuradaki ikili dip ve alçalan takoz yükselen grafik geliyor arkadaşlar. Ne geliyor refrefte? Şu derinlik geliyor. Ama sabretmeniz lazım. Şu kırılım. Yani 45'ler geliyor. Fakat önce MA50'de bir 37'de direncimiz var. Kırarsak 45'ler geliyor. Evet. Kırarsak 45'ler gelebilir. Güzel kardeşlerim. Hayka baktık. Hayka baktık. Ee, HOK. CELO. HOK. Evet. CELO. Evet, Hulk ve Cero. Binance'dan bakalım. Yüzde dörde yakın bir yükselişi var. Bir dolar doksan sent seviyelerinde. Arkadaşlar bunun çok güzel bir grafiği var ya. Yani direkt hiç çekmeden ee, şu şu derinlik geliyor arkadaşlar bana göre. Düşen trend kırılmış tam kırılıma koy. Zaten bu fiyatlar verilmiş bakın. 4 dolar seviyeleri görünüyor ya. Şu an 2 dolar seviyelerine yakın. İki direnciri kırarsa 4 dolar yolculuğuna başlayabilir. Celo 0.61'lerde ve %2.5 yukarıdayız. Haftalık bakıyorum arkadaşlar haftalık yanılmayın. 0.50 5 desteği var 0.80 direnci var. Nereye gidecektir hocam? Günlükteki formasyonuna bakmak istiyorum önce. Arkadaşlar 57 desteği var günlük bazda. Direnç. Direnç tabii ki 65 direncimiz var MA50 200 günlükte. Kırarsa da yukarıda 0.93'lere doğru bir momentum gelebilir güzel kardeşlerim. Evet. Şimdi XRP demiştik. Ripple. Ripple %5. Ripple dönüyor arkadaşlar. XRP 50'nin üzerinde kalırsa dediğimiz gibi 60'lara doğru bir momentum gelebilir bakınız. Bir anda %5'e yakın yükselişi var 0.47. Evet 44'e kadar iğne atmıştı. Zaten kişi gelirse 45'lere kadar geri gelir demiştik. O anda ee, Bitcoin'in azizliğinden bu da nasibini aldı. Peki hocam. Bu arada Hakan Ailen'e bir kripto coin çarşısı üyeliği hediye etti. Kesenize bereket. Güzel kardeşim. Teşekkürler. Sağ olun. Rıza Köse. Hocam hoş geldiniz. İyi yayınlar demiş. Eyvallah. Şimdi kriptocu baba BTC 19 bin dolar hedefiniz devam mı? Ya ben 19 bin dolar hedefi ne zaman verdim? Güzel kardeşim sen beni izledin mi? Burada mısın? Kriptocu baba kardeşim. Bende 19 bin dolar hedefi yok. Bende bitcoin 16 bin 700 dolarken 21 bin 500 dolar hedefi vardı. 25 bin dolar. 3 hedef verdim. Ardı 25 bin. Ardı 34 bin 500 dedim. Bende 34 bin 500 dolar hedefi var şu anda. 19 bin dolar hedefi yok. Neyine nasıl dinliyorsunuz ya da başkasına mı cevap veriyorsunuz? Bende yok öyle. Sen de varsa o da sizlerin düşüncendir. Saygı duyarım. Bir şey Evet Shiba'yı unutmadım arkadaşlar geleceğim. Ripple yarım dolar direnci var şimdi. Kırarsa 0.60'lara doğru bir momentum sergileyebilir. Şimdi arkadaşlar Doge Shiba'yı biraz geriye bırakacağım. Önce bir şu yazı işlerini bir geçeyim arkadaşlar. Unutuyoruz sonra. K. Siz yazın. Yani vakit buldukça bakacağız arkadaşlar. Selfie K. Binance'den. Evet. Aptos'a baktık. BNB. BNB. Binance Coin. Evet. Onu aldık. Eksa. Ekta. Ekta'yı Ekta aldık. Kaspa. Kaspa. Kaspa'yı aldık listeye. Unfi. Unfi. Evet. Unfi'yi aldık. Filecoin'e koyuna baktık zaten. GMX demiştiniz. GMX. Evet GMX'i alalım. Nereden? Ee, OKX'den OK alalım. GMX. Sushi. Sushi. Sushi swap. Sushi dolar. Nereden bakalım buna? Heh, yeter. Ee... Şimdi Tether bakıyoruz arkadaşlar. Binance'dan Sushi'yi aldım. Evet. ID. de. Binance'ten Binance'dan alıyoruz. ID. de. Flux. Flux. Binance'dan aldık. Wink. Pardon özür. Wink. Evet. Ro. <laughs> Ro. Binance'ten. Evet onu da Binance'ten alıyoruz. BCT demişti kardeşim ama onu alabileceğimiz Pancar swap da var yok. Analizi yok. BCT'nin analizi yok şu anda bizde. Desteklemiyor çünkü. Desteklemiyor güzel kardeşim. Bak önüne hiçbir şey açmadı. Evet orayı geçiyoruz. BCT listemizde yok arkadaşlar. Vaves. Vaves alınmıştır. SLM. Kateden alınmıştır. Dur. ARB. ARB. Bunu da aldık. ARB de alındı. Süper. Bitcoin. Bunu da aldık arkadaşlar. Tron. Bayağı varmış be. Tron. Nereden bakacağız? Tron. TRX yazmayalım da biz bunu direkt Tron yazalım arkadaşlar. Tron. Evet. Bizi Tron'u da aldık. Keep Network. Keep Network. Connect'ten bakalım. Evet. Keep Network. Başka bakacağımız yer yok. Keep Network. Hadi Doge Shiba diyelim. Doge. Bunu da alalım. Doge. Shiba. Shiba Inu. Oyun bakalım. Doge Shiba geliyor Ferhat kardeşim. Önce Shiba'dan başlayacağız zaten. Jasmine'e baktık. Gaspi'ye ya baktık. Uma. Uma, Uma, Uma. Bakalım. Uma alıyoruz. Uma da alındı. Dent. Dent. Evet. Dent'e de aldık. Santos. Santos. Binance'ten aldık. Alpina. Alpina mıydı? Alpina, Alpina, Alpina. Evet Alpina'yı da aldık. Şimdi güzel kardeşim şöyle Shiba Dogeden başlayalım yukarı doğru. Shiba. Evet. Alçalan takoz saatlikte devam ediyor. Fakat ben bunu haftalık bazda ele almam lazım. Değil mi? Şuralarda bir yok etmem lazım. Arkadaşlar Shiba'nın bir Shiba 11.5 direnci var. Ema 50'de burayı kırması lazım. Şu an 10.40'larda bakınız. Ha hocam hadi orayı kırdığını farz edersek. Değil mi şimdi? Vatansever kardeşim evet şu an zaten Shiba'yı yapıyoruz. Roze'yi yaptık roze'yi yaptık. Algorant'ı unuttuk. Bir de Algorant yazalım aklımızdayken hemen Shiba'ya devam edelim. Algorant. Algorant'ı da yazdık arkadaşlar. Evet. Doge'nin üzerine de şöyle Algorant'ı bırakalım. Shiba. Ayva mask. <laughs> Özür arkadaşlar. Mask'ı da unuttuk. Mask'ı aldık. Mask'ı da aldık. Mask'ı da, mask da şöyle Doge'nin Algorant'ını oraya bırakalım. Şimdilik devam edelim arkadaşlar. <laughs> XC'ne <laughs> Valla XC'ne de Arkadaşlar unuttuk gitti ya Nasıl hepinize cevap verebiliyor muyum arkadaşlar Tek tek gelin ya <laughs> Evet Şunu da oraya koyduk Şimdi devam Şiba'dan devam ediyoruz artık Yazsanız da ee, Atlas hocam demiş Atlas sanayi özer Sanayi kardeşim e, ee, geliyor kardeşim Arabe geliyor Atlas çünkü katıl butonu üyesi. Atlas dolar bazında bakıyoruz Atlas'a. Şöyle tamam şimdi şuradan devam ediyoruz. Şiba. E hocam hani varsayalım ki burayı MA 50'yi kırdık Şiba'da. Var mı haber Şiba ile ilgili şöyle? Yeni bir haber yeni gelmiş 3 gün önce. Yatırımcılar dikkat Şiba Ünü çok kritik bir destekte demiş. Shiba Inu balinaları trilyonlarca Shiba toplamaya devam ediyor demiş. E, demiş de bunu aylardan beri toplu işi babalinaları ama fiyatlamıyor. Fiyatlamıyor arkadaşlar fiyatlamıyor. Ben bu demişlerle mişlerle yola gitmiyorum biliyorsunuz. Benim grafikte gördüğüm şu anki pozisyon eğer hani demiş diye önemli destek burası işte 10 desteği 10 desteği kaybolmadığı sürece Şiva'daki dönüşüm arkadaşlar şurası bakınız derinlik ilk etapta bizleri bekliyor olabilir. Tam buradan bir geri çekilme olmazsa nereye kadar gidiyor biliyor musunuz? 18'ler görünüyor arkadaşlar. 18'ler. Ama bu bir, an bir anda olacak iş değil şu anda. 18'ler görünüyor. Ha. Olur mu? Basarsa gaza yapar. Ama şimdilik bakın %1 yukarıda yeşilde ama EMA 50'nin üzerine önce atmamız lazım. Hatta ve hatta Shiba 11 hatta 12'lerde böyle rahat bir oyalanırsa haftalık bazda burada yukarı bir momentum eyara kalkışı yapar. <laughs> evet. Evet. Hay maşallah vatansever kardeşim tercümanlık yapıyor burada. Takip ediyor adam ya. Eyvallah vatansever kardeşim. Eyvallah. Uma geliyor arkadaşlar. Doge. Doge, Doge, Doge. W gelmiş arkadaşlar. Hop! Gelmiş. Şimdi Doge'deki W'leri şuradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Burada bir W nasıl görünüyor hocam? Bir anda gördünüz açar açmaz o kadar karışık formasyonun içinde. Evet bu W var ve Doge'de bir yukarı yönlü momentum an meselesi. An meselesi arkadaşlar. Sanki bir formasyon gördüm ama bir deneyeceğim. Evet güzel kardeşlerim. Evet. Doge 0-13'lere doğru bir momentum sergileyebilir bakınız. Ama onda tabii ki direnç var. Ondan önce 90 direnci var. Şu an 80'de biliyorum 80-90 90-10-10-13-14 Buralara doğru bir momentum gelebilir. Algorand. Algorand da güzel kardeşlerim. Şurayı bir temizleyelim. Ne var? Algorand da efendim nedir? Algorand emtia değil, gayrimenkuldur şeklinde sekin muhabbeti Algorand'ın fiyatını çekti aşağıya. Destek 17'ler. Desteği 17 ama şu anda 19'a doğru hareket başlattı. Eğer bakınız haftalık bazda 30'a kadar hala yolu var arkadaşlar. Ama 30'da bir direncimiz var. Ama 50 günlük ortalama var. Bakınız burayı kır, pardon özür, kırmamız gerekiyor. 0.30 dolar direncini kırarsak işte o zaman algorantta da bir momentum gelebilir arkadaşlar. Peki Musk ne yapıyor hocam? Musk o kadar güzel bir alım fırsatı vermiş ki 5 doların da altında şu anda. Evet 5 doların da altında. Musk'a dikkat beyler. Musk'ta bir simetrik üçgen ve üzerinde hareket ediyoruz. Düşen silentin üzerinde, üçgenin üzerinde devam ediyor yoluna. Hep o zaman mask bize nereyi gösterir hocam? Değil mi? Mask nereyi gösterir? Şöyle bakalım. Haftalık bazda tam da burası destek. 4.32 desteğini iğnelemiş zaten. Güzel kardeşlerim. Max'ın Max'in dönüşü sert olur bakınız. Max'ın dönüşü tam bu çizginin üzerine koyarsak Hatta 9 değil. 9 değil. Yukarıda bizim bir 10 dolarımız var. 10 dolar. Haftalık grafikte Max'in hedefi 10 dolar. Neredeyiz hocam? Dört buçuk, 4.5. Dört 4.6'lardayız. Bu grafiklerdeki oklar arkadaşlar 2 ay zaman vermeniz lazım en az. Aa, ralliler geliyor ani bu 3 hafta içinde de gerçekleşebiliyor. Bu haftalık grafik. Yani yayın biter bitmez hocanın çektiği oklar gelmedi ya. Böyle bir senaryo yok arkadaşlar. Öyle bir senaryo yok. Varsa hep beraber RLC'ye bakarız. Arkadaşlar ee, inşallah unutmam. Mesut kardeşimiz. RLC demiş. RLC Binance'dan bakacağım. Maskta durum bu. Peki hocam. RLC. 1 dolar 52 sen. 1,5 doların üzerindeyiz. Hala hazırda. Mesut kardeşim eyvallah. Bakıyorum zaten şimdi. Bu arada kesenize bereket. Tam da RLC'ye girdim. Sizden bağış geldi. Eyvallah. Teşekkür ederiz. 1,5 dolar. İhsan kardeşim, hocam, Floki, Rune, RLC, ARB, Bonk, Meclis, Mümkün değil sen kardeşim. Üzgünüm. Niye? Hocam niye? Şimdi kaç kişiyiz burada? Şimdi senin yazdığın bütün coinleri bir anda bakma şansımız olmaz. Ama var tabii içinde ARB'si var. Ee, mesela Megiç'e bakabiliriz ama bütün coinler Floki'yi de işte RLC'ye şu anda bakıyoruz zaten. Kardeşimiz de istemiş. Ama bir kardeşimizin yani bu kadar coin yazması biraz Artı bir de katıl ile bile karamıza yıldızın yok kardeşim. Yapmam demiyorum yapacağız. İlla ki yapacağız ama yine de sabır sabır. Makine değiliz biliyorsun. RLC şu anda 1,5 dolar. Seviyelerinde güzel kardeşim. Bakınız RLC hala fincan kulpla boğuşuyor haftalık bazda. Hedefi yok mu? Var. 2.35. 2.35 ilk direncimiz burası olacak. Ha takılacağı ufak tefek dirençler 1-8-2 ama yolu hedefi belli zaten. Fincan kulpun derinliğidir arkadaşlar. Yani 3, 3 dolar 3.47 buralara doğru bir hedefi var. Ama sadece sabır. Alpina. Alpina'ya baktığımızda <laughs> Eyvallah Adem 58 kardeşim. Şimdi Alpina 2.97. Yani 3 dolara doğru gidiyor mu? Zaten daha önceki rallide 5 doların üzerine attı kendini. Şöyle çizmişiz desteğimizi direncimiz. EMA 50'nin üzerinde kalıyoruz. Ve Alpina buranın üzerinde kaldığı sürece güzel kardeşim. Bakınız şu derinliği bize gö gösterir tekrar. EMA 50'nin üzerinde kaldığı sürece. 6.80. Evet 6.80. Yanlış duymadınız. Ama önce dirençler var tabi. Bu bir günde olmaz arkadaşlar. Bir günde olmaz dirençleri kıra kıra gitmesi lazım. Kıramayacak, geri çekilecek, düzeltecek, yoluna devam edecek bu şekilde hareketler olur. Atlas. Evet Atlas'ta hocam destek direnç verebilirim. Ok çıkacak, çizecek bir formasyonumuz yok. Trend devam ediyor. 28 desteğimiz var şu an 28 82'lerde Desteği kaybetmezse Yukarıda arkadaşlar 40 direnci var. Bakın bu iki band aralığında ne yapacaktır hocam? Zikzak çizmeye devam edecektir. Nasıl? Bakınız burada bu iki band aralığında bu şekilde yoluna aşağı yukarı devam edecek. Ta ki burayı kırana kadar. Kırarsa yolu açık olsun deriz. Evet. X, C, N. Bunda sıkıntı var arkadaşlar. Bu koyunda sıkıntı var. Bir şey diyemeyeceğim. 45 dakikalığına bakalım. Var mı? Yani çoğu yatırımcıları içer aldı bu koyun. Fakat ee, saatlik bazda da aynı formasyon var. Evet. Ama 50'yi kırmaya çalışıyor. Yani 30'ları kırarsa şu an zaten burada iğnesiyle kırarsa arkadaşlar yukarıda 37'ye kadar gidebilir. Bunun yükseliş yapabilmesi için 40 demesi lazım. 40 40. 40'ın üzerinde kalırsa o zaman gidebilir. Yoksa terste kalmaya biraz daha sürdürebilir. Santos. Düşen trend kırıldı arkadaşlar Santos'ta. Düşen trend kırılmış durumda. E hocam kısa bir trend çizgisi çizelim. Bakınız. Buradan aşağıya gelen kısa trend. Bu kısa trendde de buradaki derinlik oluşuyor arkadaşlar. Burası. Yani Santos'ta 5 dolar hedef. Neredeyiz? 4.79. Ama kalır mı? 5.20 direnci var. Orayı deneyecektir. Orayı deneyecektir. Dent Dent'te de 0 çift 0 dolarlardayız. Bu arada bizim yayınımızda bir anormallik var mı? Yok. Yaklaşık 274 kardeşim şu anda bizlerle birlikte. Ee, Salih Engin katıl butonu ile üye olmuştur. Teşekkür ediyoruz. Eyvallah güzel kardeşim. Hoş geldiniz. Devam edelim arkadaşlar. Dent 0 çift 0 10 dolarlardayız. %3'e yakın bir yukarı yönlü hareket var. Kırması gereken dirençte. Zaten saatlikte burası görünüyor ama haftalık formasyonu ne yapmış? Yön arayışı devam ediyor haftalıkta bakarız. Yön arayışı devam ediyor. Fakat haftalıkta bana göre bir e, farklı formasyon var sanki arkadaşlar. Dent. Şuradan çizebiliriz. Bir düşen trend var. Ama bir de yükselen trend var. O zaman simetrik üçgen var. Bakınız. Simetrik üçgen var. Simetrik üçgen arkadaşlar e, çift yönlü kırılım yapabilir. Eğer yukarı yönlü kırılım yaparsa da 14 direncine doğru hareket eder. 14 direncine doğru hareket eder. Ama ta ki e, 10 desteğini kaybetmediği sürece. Kaybederse ne olur hocam? Kaybederse 80'lere kadar geri çekilebilir. UMA. Bakınız hem aşağıya hem yukarıya söylüyoruz. Arkadaşlar UMA %1 ve 2 dolar direncinde uğraşıyor. Başarırsa 2,5 dolar. Dragon'u söylüyorum. Çizmekle vakit kaybetmeyeyim. Keep Network. Keep Network yukarıdan aşağıya gelen düşen trend çizgisini kırması lazım yükselişi için. Yani 0.21 demesi lazım. Burada direnci var. Ha hocam demeyecek mi? Keep Network orayı. Bakınız haftalık bazda güzel bir formasyon geldi önümüze. Hatta ve hatta şurada bir ikili dip görüyorum. Aa güzel. Hemen arkadaşlar keep için size çekebileceğim şu dip derinlik var. O da burası. Neresi hocam? 0.44. Neredeyiz? 0.16'lardayız. Dursun. Hedef burası. Tron 0065'lerdeyiz. Tron'da bu hedefler geldi. Şimdi Tron'da güzel bir derinlik oluşabilir arkadaşlar. Tron için ee, şurası görünüyor. Uygun burası arkadaşlar. Tam şu kırılım neresi var diyor? 0080'ler. Neredeyiz? 65'lerdeyiz. Süper. Süper yataya bağladı ve yatayı kırıyor. MA50'yi kırdı. Hedef 058 arkadaşlar süperde. Neredeyiz? 17'lerdeyiz daha. 17'lerdeyiz. 0.58 görünüyor. Evet. 0.58. Daha önce çizmişiz. ARB. ARB. Gel 4 saat ARB'nin. ARB yatay devam ediyor. Daha e, yolu var mı hocam dediğiniz zaman arkadaşlar ben bunu günlük bakmak isterim o zaman. Günlükte bakınız burası hala devam ediyor. Şu destekten dönmesini varsayarsak 2 dolar arkadaşlar. 2 dolar direnci 2 dolar. Şu an 1.40'lardayız. 2 dolar direnci var SLM. Ne yapmış bu %58 kırmızıda? Ne oluyor bu koyunda arkadaşlar? 3.48'i görmüş. Tabii ki canım. 3.5 dolara yakın iğne atmış. E şu anda 1.30'larda. E yani bir şey diyemem şu anda buna. Hiçbir şey diyemem. Buna yorum yok arkadaşlar. Ama saatlik bir bak derseniz hocam o zaman da EMA 50'yi kaybetmemesi lazım. Yani 1.30 desteğini kaybetmezse yine 2 dolara doğru bir momentum sergileyebilir güzel kardeşim. Vaves. 1 dolar 93. Ne yaptı? 2 doların altına geriledi. Ne dedik? 2.5'ün üzerine çıkmadığı sürece Vaves'ten yükseliş beklemiyorum. Hala öyle. Hala. Şimdi 2.5'ü değil 2 doların üzerine çıkması lazım. Çünkü orası direnç oldu artık. 2 dolar direnç oldu Wavest'e. Bakıyoruz arkadaşlar. Haftalık bazda mı bakmıştık? Evet. Haftalık bazda. Gördüğünüz gibi yukarıda 2.40. 2.50'ün üzerine çıkmadı sürece beklemiyoruz. Bir yön mu mu var? Ama yeşilden daha biraz daha kalın kırmızı mı? E, öyleyse Vavex e, gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareket etmiş. Ne var? 2 direnci var. 2 dolar direncini kırarsa tekrar 2.5'u deneyebilir. True. Çok güzel bir formasyon. Ve hedef Yolu devam olsun. Nereye doğru hocam? Arkadaşlar Tron'da şey Tro'da bakınız bu derinlik var. Bu derinlik var. Yani bizi 0.17'ler bekliyor. Neredeyiz şu anda? 0.062'lerdeyiz. Tro yatırımcıları sabır sabır. Bir günde olmaz ama. Wink %3. %3 yukarıda Wink. Ne görüyoruz hocam? Arkadaşlar bu oklar hedefi gelecek. 11, 12 dolarlar geliyor şu an. 7 dolardayız. Ama öncelikli olarak 8 dolardaki direncini kırması lazım. Blocks. İksan kardeşimiz teşekkür ederiz. Kripto Coin ailesine hoş geldiniz. Evet güzel kardeşim. Arkadaşlar. Ee... Jojos'a baktık. Baktık arkadaşlar. Jojos'a baktık. Şimdi Flux'a dediğimiz gibi Flux'a üçlük bir yükseliş var. Üçlük bir yükseliş var. Devam edecek mi arkadaşlar Flux'un yükselişi? Önce ona bakalım. Değil mi? Alçalan takoz yükselen grafik. Var arkadaşlar. Var var. Flux'a da var. Bakınız. 1 dolar 30 cent. Evet. İyi değil. İyi biz ne? Günlükten bakmışız? Evet şurada koklar olmuş ama güzel bir formasyon daha geliyor arkadaşlar. Şurayı bir silelim arkadaşlar. Evet. Bana göre bu desteğin dönüşü burası olur arkadaşlar. 1.30 0.73'lerdeyiz. Çünkü burada desteğimiz var bakınız. Alçalan takoz. Alçalan takoz var. Şu var. Alçalan gamada diyebilirsiniz. Sushi. Sushi. Haritayı temizle. Yeni bir harita aç. Destek 1 dolar. Desteğimiz 1 dolar arkadaş. Sushi, sushi sahibi. Sushi sahibi. Direncimiz ne hocam? İlk önce 1.13'de m 50 var. Daha sonra 1.25 arkadaşlar. Çayı soğuk içiyoruz bu akşam. Vakit kalmadı ki. <gülüyor> GMX. <gülüyor> özür, özür güzel kardeşlerim. GMX'de direnç çizgimiz devam ediyor. 72 dolarda bir destek var. Şu an 74 dolardayız. Ve 92 direncimiz var arkadaşlar. Buralara doğru momentum sergileyebilir. Ama dediğim gibi 72 desteğini kaybetmedi sürece. Unfi bir yüzde bir yukarıdayız. Ve 4.80'e kadar gerilemiş durumda şu anda. Unfi'de ama trend bazında bu kanalın içine tekrar atması lazım kendini. Yani 5 doların içine atarsa arkadaşlar tekrar 6 dolara doğru bir momentum sergileyecektir. Onfi kaspa. Kaspa 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 desteğini koruyor. Desteğinde bir sıkıntı yok. İlk desteğimiz burada 23'ler. Şu an zaten 24 seviyelerindeyiz. İlk direncimiz de 30. 30'un üzerine yerleşirse 40 seviyelerine doğru bir momentum başlatabilir. Ekta. Arkadaşlar Ekta'da da baktığımızda %10 yukarıdayız. Hedef belli zaten. Düşen trend kırıldı. Bu ok hedefine doğru yola çıktı. 60 ve üzeri geliyor. 30'dayız yani. Bu da %100 bir yükseliş anlamını taşır EKTA'da. Peki BNB ne yapıyor Binance? Bir yön arayışı mı var? Desteği 315 dolar. Şu an 329 dolardayız. E, direnci 352 dolar. Bu iki bant aralığında gidiş gelişlerine devam edecektir. K düşen trend devam ediyor. Yani alçalan takoz aynı zamanda bu kadar yükselişim bu kadar alçalanı olur. E buradan geri dönüşü ne olur hocam? Ki de buradan geri dönüşte bizi şu derinliğe doğru götürebilir arkadaşlar. 0.016 dolarlara doğru gidebiliriz. Evet bize de burası görünüyor an itibariyle. Her ne kadar %5 geri çekiliyor olsa da durum bundan ibarettir güzel kardeşim. Evet. Floki. İsmail kardeşim. E, İksan kardeşim. Katıl butonuyla üye oldu. Floki bakıyoruz. Evet Floki. Rune. Rune. Bakıyoruz. Hatta onu Binance'dan bakacağım arkadaşlar Rune'yi. Rune'yi. Arabaya baktık. Relece'ye baktık. Bonk. Evet. Çoktandır Bonk'a da bakmamıştık. Bonk. Polines'ten bakalım. Evet. Megic. 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 Megic'e de bakalım. Eyvallah. Bu arada Kripto Koyunçer ailesine hoş geldiniz İhsan kardeşim. Megic daha önceki çektiğimiz oklar 12'den vurdu şimdi güzel bir formasyonla karşı karşıyayız önceki çektiğimiz oklardan şöyle bir kurtulalım bizler ne görüyoruz şu anda haftalık bakalım arkadaşlar haftalık yok 4 saatlikte formasyon gelmiş mi önce ona bakıyorum evet düşen trend devam ediyorsa şuradaki dibi görecektir arkadaşlar o da 1 dolar seviyeleri şu an 1.16'larda yani 1 dolar desteğini kaybetmezse tekrar bir buçuk dolara doğru bir momentum gelebilir. Çünkü bir buçuk dolar niye hocam? Burada çünkü EMA 50 ve 200 günlük ortalama oturmuş şunu bekliyor. Burası direnç. Sağlam ve köklü bir direnç. Buradan kurtulursa yani bir buçuk doların üzerine yerleşirse güzel bir yükselişi imza atabilir. Bonk. Evet. Bonk'ta da EMA 50'yi kaybetti. EMA 200'de şu anda yani 60 desteğini kaybetmediği sürece Bonk'ta yukarıda bulunan 85 direnci her an devreye girebilir. Şu an 69'larda zaten. 85'i kırarsa ancak yükselişi devam eder. Evet. 85'i kırarsa o zaman yukarıda bizi bekleyen en yüksek 21'ler görür. Sıfırı atar. 21'e kadar da gidebilir arkadaşlar. Rune. Rune, Rune, Rune. Ne yapmış hocam? Rune. Pardon. Şurayı bir temizleyelim arkadaşlar. Rune'de bizi bekleyen bir düşen trenden kırıldığını ve bir okun hakladığını görüyoruz. Rune arkadaşlar 1.70. Neredeyiz? 1.39'dayız. 1.70, 1.80. 1.80. Hatta iğnesiyle 2 dolara bile deneyebilir Ronin. Evet. Floki. %10 an itibariyle. Yukarıda trend bakalım. Trend çizgisi ne yapmış kırılmış mı? Evet kırılmış görülüyor. O da bize şu desteğimiz arkadaşlar. ilk direncimiz 35. Şu anda 30'lardayız. Ve 35 kırılırsa bu ok devreye girecektir. Evet. Bu ok devreye girecektir. Kaç? 44'ler arkadaşlar. 44. 100, şu anda da %9 ne var? Yükselişte olduğunu görüyoruz arkadaşlar. D, dx. D, dx'e bakalım hocam. Ee, GFT. GPT. Bakalım arkadaşlar GPT. Eyvallah İhsan kardeşim. Eyvallah. Aht'a bakmadık çoktandır. Aht. Aldık. ahta aldık. OG! OG nasılsa bunlardan ayrı. C98. C98. STX. STX. Bir de SXP vardı herhalde değil mi? SXP. Valla bakmadığımız bir şey kalmadı bu akşam. SXP. Vay 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 vay. Normal Vallahi güzel hocam. Ha bir de holo vardı. Holo'yu atladık arkadaşlar. Holo Chain. Onu da aldık şimdi. Şu SXP'ye dedik. SXP %10. Yukarıda. An itibariyle ben şöyle günlük bakmak istiyorum arkadaşlar. Hedefimiz geliyor. Nereye doğru? 1 dolar 15 cent. Şu an neredeyiz? 0.58'deyiz daha. 0.58'deyiz bakınız. Bizim hedefimiz burası. Kalın bir ok atalım buraya hocam. Yani değil mi? Kalın bir ok atalım. Şöyle. Neresiymiş? 1.38. Stax'a bakalım arkadaşlar. Stax'a da yola çıktık. Bu arada SXP %10 yukarıda. Stax yani o da %4'ün üzerinde bir yukarıda olduğunu görüyoruz. Bu da bizi nereye götürür? Stax'a Yine şuralar arkadaşlar. 1.60, 1.70'ler görünüyor. Holochain. Bakınız Holochain'de de bir yükselen trend var. Bugün kırmızı şu oklara bakmayın. Niye yükselen trend var hocam? Çünkü bakınız şu iki dibi birleştirdiğinizde bir önceki dibin nesi var? Bir sonraki dipten yukarıda olduğunu görüyoruz. E, tepeleri birleştirelim hocam. Bakınız tepeleri. Evet o zaman yükselen güne yükseliş yapan bir kanal görüyoruz. E 0.18 destek direnç tanesi 22 arkadaşlar. Bu kadar basit. C 98. Aynı şekilde. C 98'de de. Bakınız. Buradan bir yükselen bir. Güney yükselişi yapan neyimiz var? Bu arkadaşlar aynı zamanda günlük. Günlük bazda görüyoruz. Yukarıda bizi 32'ler bekliyor arkadaşlar. 32'ler. E hocam C98'in desteği 23 arkadaşlar. Şu an 23 atmış. OG. Evet daha önceki ok 12'den vurmuş hedefi değil mi? Hatta ne demişiz? 15 demişiz. 16 uçağı da yine atmış. E şimdi ne var hocam? Şimdi ne mi var? Sanki bunda bir hareketlilik gelecek gibi arkadaşlar. Şu derinlik var arkadaşlar. Şuradan dönmemiz durumunda tam destekten alırsak bunu yani şurası. Fakat soru işareti var burada bakınız. Bu desteğini 10 dolar desteğini kaybedersek. <laughs> arkadaşlar bu formasyon bu desteği kaybetmediği sürece çalışır. Kaybedersek 7 dolar 7,5 dolara kadar geri çekilebilir. Bu ok bu desteği kaybetmediği sürece hedefine gelir. 19-20 dolar. Evet. Bu ok bu desteği kaybetmediği sürece yerine gelir. Akt. %5 yukarıdayız. Devam edecek mi hocam? Akt desteğini kaybetti. Diğer desteği 30 desteğini korumaya çalışıyor. Geri dönüşü 36 direnci var. Ema 50 günlük ortalama. Başarırsa 45'e kadar gider arkadaşlar. GPT yataya bağladı artık. İlk direnci 48. Neredeyiz? 41'deyiz. %2 yakın geride. D'ye Dx. %1'e yakın yukarıdayız. Evet trend bazında bir yükselen, güney yükselişi yapan bir kanalda olduğunu görüyoruz bakınız. Bir de tepeleri birleştirirsek. Yani bizi yukarıda 3,5 dolar, aşağıda desteğimiz 2,5 dolar. Bu iki band aralığında devam ediyor. Güzel kardeşlerim. E biz saata hiç bakmadık bu arada mı ya? Saata hiç de bakmadık arkadaşlar. Galaya baktım güzel kardeşim. Eyvallah İksan kardeşim. Galaya baktık. Şu bir saati yok ben. Sanki biraz yorulur gibi bir halim var. Saat 20'de canlı yayına girmişiz. 20 tam 2 saat. 21.56 22. Türkiye'de 23. Tam 2 saat. Böyle Tak 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 tak. Analiz ettik arkadaşlar. Hocanız da yoruldu artık. Yani artık ne istiyor sizden? Müsaade istiyor. Şunu anlatacağız arkadaşlar. Eğer bir yatırımcık böyle geri çekilmelerde panik yapıyorsa ne yapması lazım? Bir, ihtiyacı olmayan parayla girmemesi lazım. İki, kredi çekmemesi lazım. Çünkü kredinin de ödemesi var. Üç, en az iki sene, bir sene bu parayı hele en az altı ay. Hiç ihtiyacı olmaması lazım. Borcu olmaması lazım. Siz bakmayın. efendim kredi kartını çekip de işte zengin oldum. Ya bırakın bunları ya. Bırakın kardeşim. Ne zengin olmuş? Kredi çekmiş zengin olmuş. Ha, geri ödememişse kredisini zengin olmuştur. O ayrı. <laughs> ben gülerim bu haberlere. Ben bunlara gülerim arkadaşlar. Adam çekmiştir 100, 200 bin, 300 bin kredi. Neyse TL bazında. Yatırmıştır koyuna. Koyunu düşmüş 100 bine. E, kim girdi bu adamın kanına? Kredi çek dediniz. Yatırım yap dediniz. Yok güzel kardeşlerim. Aman düşmanız ben olayım. Kredi çekerek hiçbiriniz bu işe girmeyin. Emanet para alıp girmeyin. Emanetin el atına binen teziner. Yani varsa 10 liranız 10 liralık yatırım yapın. 100 liralık yatırım yapmaya uğraşmayın. Teşekkür ediyorum hepinize. Tekrar iyi bayramlar, iyi geceler diliyorum. Ee, güzel kardeşim SXP, CFX, STX hepsi bakıldı. Hepsi bakıldı. Bu akşam belki 150 yakın koyun baktık ya. Bilmiyorum artık saymadım. Sayamadım kaç yıl oldu diyor. Efendim kendinize iyi bakın. Yarın tekrar canlı yayında görüşünceye dek hoşça kalın, dostça kalın. İnşallah yarın akşam güzel bir haftalık kapanış açılışımız olur da yol bulur kripto paralar yolunu çizer devam eder. Oklarımız hedefini 12'den vurur. Hepiniz kazanırsınız. Temennimiz bu yönde güzel kardeşlerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.